sevgiler, bugün sizlere sakallı poğaça yapacağım. İçi peynirle dolu yumuşacık bir poğaça tarifi. Görüntüsü çok hoşumuza gidiyor. Pastanelerde gördüğümün o dışı saçak saçak poğaçalardan. O zaman poğaçamızın yapımına geçelim. Sakallı poğaçanın hamuru için gerekli malzemeler 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı dolusu kuru maya, 1 çorba kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, aldığı kadar un. İçi için gerekli malzemeler 4 çorba kaşığı labne peyniri, 50 gram beyaz peynir. Sakalı için gerekli malzemeler yarım demet maydanoz, 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ve üzeri için 1 adet yumurta sarısı. Poğaçamızın yapımına başlıyoruz. Şimdi ilk olarak sütümü ısıttım. Elinizi şöyle değdirdiğinizde hafif ısını hissedin. Çok kaynar da olmasın, soğuk da olmasın. Isınmış sütümü elimi kabın içine döktüm. Şimdi ilk önce sıvı yağını dökmeden önce mayamı döküyorum içine. Kuru mayamı döküyorum. Şekerimi döküyorum. Daha kolay akıyor olması için. Şöyle önce mayamı bir ılık sütün içinde eriteceğim. Mayamı ılık sütün içerisinde şekerle birlikte erittim. Mayam aktive oldu. Şimdi içine sıvı yağımı ekliyorum. Tuzumu ekliyorum. Şöyle tuzu da karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş bunu ekleyeceğim. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Hamurum artık kıvam aldı, gördüğünüz gibi. Şöyle birazcık da tahtanın üzerinde yoğurma işlemine devam edeyim. Ne kadar güzel yoğursanız maya içinde o kadar çalışır ve hamurunuz o kadar güzel olur. Böyle birazcık da tahtamın üzerinde yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hamurum yumuşacık oldu. Şimdi hamurumun üzerine streç filmini kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için bekleyeceğim. Poğaça hamurum kabardı. Hemen ağzını açıyorum. Gördüğünüz gibi 2 katına çıktı hamurum. Şimdi elini bir kez daha şöyle yoğurup hamurumun havasını alıyorum. Şimdi hamuruma şekil vereceğim. Fırın tepsime yağlı kağıdımı serdim. Hamurumu şöyle küçük bezelere ayırdım. Şöyle yuvarlıyorum. Sakallı poğaçada bence ufak poğaça daha güzel oluyor. Ama yine siz bilirsiniz. Büyüklüğünü siz kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben minik minik yapacağım. Zaten güzelce kabaracaklar. Mayalı bir hamur olduğu için. Şöyle aralıklarını koyuyorum. Bütün hamurum bitene kadar poğaçalarımı yuvarlamaya devam ediyorum. Son poğaça hamurumu da yuvarlıyorum. Ve tepsime şu şekilde koyuyorum. 10 dakika vaktiniz varsa 10-15 dakika kadar tepsi mayalandırması yapın poğaçalarınızı. Tepside de birazcık kabarıp mayalansınlar. Ben de bu arada şuradan yumurta sarımı alayım. Poğaçalarımın üzerine yumurta sarısı süreceğim. Poğaçalarımın üzerine yumurta sarısını sürdüm. Şimdi bir 15 dakika poğaçalarımın tepsi mayalandırması yaptırdıktan sonra 190 derece ön yüzünü ısıtılmış fırında poğaçalarım kabarıp kızarana kadar pişireceğim. Poğaçalarımı fırından çıkardım. Bir 10 dakika dinlendirdim. Şöyle bıçakla, ufak bir bıçak yardımıyla içini kesiyorum. Çok değil, yani tamamını kesmeyeceğim. Şöyle arkasında birazcık şu şekilde kapalılık yine kalacak. Dikkatlice içini açıyorum. Şöyle kahvaltı bıçağıyla içine beyaz peynirle labne peyniri karıştırdım. Sadece labne peyniri de sürebilirsiniz. Bolca sürün. Çünkü çok lezzetli oluyor labne peyniri poğaçanın içinde. Şöyle bol bol dikkatlice sürüyorum. Sonra ağzını kapatın. Şöyle birazcık da kenarlarına
Şöyle sürün. Bu yapışkan görevi yapacak. Şimdi maydanozlu kaşar peynirimi karışımım var önümde. Onun içine bunu böyle peynir olan kısımlarını batırıyorum. Şöyle birazcık karıştırayım. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu sakallı poğaçanın şekli saçak saçak her tarafından dökülüyor. Adını zaten görüntüsünden almış. Sadece maydanoza batıranlar olabiliyor. Sadece beyaz peynire kaşar peynirine batırı olanlar olabilir. Fark etmez. Ben ikisini karışıp yaptım. Ama siz sadece maydanoza bir kısmını batırabilirsiniz. Bir kısmını sadece kaşar peynirini batırabilirsiniz. Şimdi bir tane daha göstereyim. Şöyle bu poğaçam. İçini şöyle bıçakla kesiyorum. İçini açıyorum. Beyaz peyniri ile labne peynirini karıştırdım. Dediğim gibi sadece labne de sürebilirsiniz. İçine zaten çok fazla beyaz peyniri koymadım. Şöyle içine bolca sürdüm. Sonra birazcık alıyorum. Şöyle kenarlarına da sürüyorum. Bu yapışkan görevi görecek sonra. Şöyle dışına da sürdüm. Maydanozlu kaşar peyniri karışımımı batırıyorum ve sakallı görüntüsünü elde ediyorum. Şöyle poğaçalarımı ben tahtanın üzerine koyacağım. Şimdi bütün poğaçalarıma aynı işlemi uygulayacağım. Poğaçamı yapıyorum. Şöyle ortasına kaçıyorum. Tamamını değil. Yarısını kesiyorum. İçine labne ve beyaz peynir sürüyorum. Oldu sürüyorum artık çünkü son kaldı. Ziyan olmasın. Şimdi tamamen dolduruyorum. Görüntüsü bile gerçekten çok iştah açıcı, çok şirin, pastanelerdeki gibi saçak saçak. Şöyle güzelce ağzını labne peynirine sürdükten sonra maydanozlu kaşar peynirini karışımla sakallarını yapıyoruz poğaçamın. Ve gördüğünüz gibi burada poğaçalarım enfes gözüküyorlar. Sakallı poğaçalarım hazır. Bugün sizlere sakallı poğaça tarifi verdim. Görüntüsüyle, lezzetiyle herkesin beğenisini toplayacak bu poğaça tarifini mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.